Sen. Evet benim. Sen ne arıyorsun burada? Ömer'le konuşmaya geldim. Ömer'le konuşmaya geldin demek. Bunca yıl sonra. Hiçbir şey olmamış gibi. Buna nasıl cüret edersin sen? Hangi yüzle? Oğlumla mutlaka konuşmam gerek. Sen Ömer'in seninle konuşacağını mı zannediyorsun? En azından şansımı deneyeceğim. Torunumun senin gibi basit bir kadınla konuşacağını hiç zannetmiyorum. Hele de çocuk yaştayken terk edip gittiğin düşünülürse. Gitmek zorunda kaldım. Çocukların bunu bilmiyor olabilir ama siz bu gerçeğin bir parçasısınız. Her şeyi açık seçik biliyorsunuz. Ne münasebet. Bana olan nefretiniz yüzünden başıma gelen felakete bilerek göz yumdunuz. Hem de torunlarınızı annesiz bırakma pahasına. Ayaklarınıza kapandım. Yalvardım. Merhametinize, vicdanınıza sığındım ama sizde ne merhamet varmış ne de vicdan. Elinizi uzatmak bir yana üzerime basıp geçtiniz. Günahsız yere yuvamdan koparılışıma seyirci kaldınız. Bu saçmalıklarını daha fazla dinlemeyeceğim. Kendi ayıbına ortak arıyorsun besbelli. Ama ben bu oyuna gelmeyeceğim. O yuvayı sen dağıttın. Sen olma layık bir eş, torunlarıma iyi bir anne olamadın. Tahir'in senin kahrından öldü. Bunca yıl sonra burada olmadığın halde çocukların hayatını mahvettin sen. Hayır. Bir lanet gibi dokunduğun her şeyi mahvediyorsun. Sen hangi yüzle hala bu kapıyı çalıyorsun? Gel buraya çabuk. Ne yapıyorsun? Ömerler geliyor. İyi de ben Ömer'le konuşmak için buradayım zaten. Jülide Hanım, ne olursunuz. Dışarı mı çıkıyordun Hediye abla? Evet. Hayır. Yani çıkacaktım, vazgeçtim. Belki bir şeye ihtiyacınız olur diye. Hani çay, kahve, soğuk bir şeyler. Hani karnınız açsa atıştıracak bir şeyler. Yo sorun değil. Sen çıkabilirsin. Eğer bir şey yemek içmek isterse ben hallederim. Tamam. İzin verirseniz. Pardon. Buyurun. Kusura bakmayın. Ben çalışma odasındayım. Tamam. Hediye abla bir şey mi oldu? Hoş geldin Ömer. Ömer, benim seninle bir konu hakkında ivedi olarak konuşmam gerekiyor. Öyle mi? Evet. Peki, konuşalım. Salonda mümkünse. Neden? Çünkü çalışma odası ıslak. Islak. Ben çalışma odasını yeni sildim. Daha yerler kurumamıştır. Tamam. Buyurun o zaman. Hediye abla ne oluyor? Bu haliniz ne? Jülide Hanım. Ne olmuş Jülide Hanım'a? Burada. Ne? Odada mı? Siz o yüzden böyle... Sabahı daha fazla korkutmak istemediğim için polisi aradım. Yoksa o bir silkelenmeyi hak etmişti de. Tek başınayken kafa tutamadı demek ki. Sahte kabadayı. Tutuklandı mı peki? Karakola gidince ayıldı. Ayılınca da ne halt ettiğini gördü. Yalvarmadığı kaldı. Sen de şikayetini geri aldın. Ya oğlum keşke şikayetçi olsaydın ya. Herif manyağın teki. Tekrar geri gelebilir. Komiser tek başına gelecekleri söyledi ona. Babasından da deli gibi korkuyor zaten. Tırstı yani, gelmez bir daha. İnşallah dediğin gibi olur kardeşim. Ah, biricik oğlum. Güzel çocuklar. Anne, sen beni mi daha çok seviyorsun her şeyiyle? En çok beni seviyor, beni. Ömer de sen de benim gözümün nurusunuz. İkinizi de canımdan çok seviyorum. Evet, sizi dinliyorum. Nedir bu kadar acil konuşmamız gereken şey? Kahveler geldi. Buyurun. Ben içmeyeceğim Hediye abla. Sağ ol. Hem sen dışarı çıkacaktın. İşin varsa çıkabilirsin. Ha. O mu? Önemli değil. Çıkarım birazdan. Kahveyi de sevdiğin gibi yapmıştım. Telvesi az, sade, bol köpüklü. Tamam. Kaçırmayayım o zaman. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Anlatmayacak mısınız? Zehra. Korkmayın, Ömer salonda. Ben sizi burada görmeyi hiç beklemiyordum. Ömer'le Ayşe'nin arasının benim yüzümden açıldığını öğrenince dayanamayıp geldim. Kendinizi bunun için suçlamayın lütfen. Yakında her şey düzelir, merak etmeyin. Onlar ayrılamaz. İnşallah kızım. İnşallah senin söylediğin gibi olur. Yıllardır biriktirdiğim sözler var Zehra. Söylemezsem kalbim çatlayacak gibi hissediyorum. Bence de en doğrusu bu. Kesinlikle konuşmalısınız. İkinizin de iyileşmesi buna bağlı. Ama şimdi olmaz. Jülde Hanım, bence ertelemeyin bu konuşmayı. Bir an önce yapın. Yoksa ikinizin de yaraları kanamaya devam edecek. Evet, biliyorum. Belki de Bahşende Hanım ilk kez haklı. Şu anda gerçekten doğru zaman değil. Böyle karşısına emrivakiyle habersizce çıkmak belki de her şeyi daha da kötü yapar. Ayşelerin bir otel odasında kalmaları bana ziyadesiyle acı veriyor. Bu Ayşe'nin tercihi. Benim yapabileceğim bir şey yok. Yanılıyorsun. Bak Ömer, bu ailenin kapılarının bütün anahtarları sende. O kapıları açmak da demek de senin elinde. Ayşe bir tercih yapmadı. Tercih yapmaya zorlandı. Senin tarafından. Niyetim seni suçlamak ya da yargılamak değil. Sözlerim sadece durum tespitiydi. Bana öyle geliyor ki bu olanlar... Bu olanlar ne? Gelmekte olan bir felaketin ayak sesleri. Ömer, görmüyor musun? Ailemiz çatırdayıp dağılıyor. Lütfen buna engel ol. Kardeşini hemen getir. Bunu hemen yapmalısın. Hem de hemen. Bu sözlerimi titizlikle değerlendireceğimi düşünüyorum. Söyleyecekleriniz bittiyse benim yapmam gereken işler var. Beni bu evden çıkartır mısın Zehra? Ömer'im görmeden. Hmm. Gelin benimle. Çalışacaksın herhalde. O zaman sana kolay gelsin. Teşekkürler. Feride Hanım hadi. Ben de mutfağa gidiyordum. Bir sorun mu var? Yo. Tamam, ben çalışma odasındayım. Tamam. Yok, bu böyle olmayacak. Konuşmam lazım. Bu ailenin kapılarının bütün anahtarları sende. O kapıları açmak da, kitlemek de senin elinde. Ayşe bir tercih yapmadı. Tercih yapmaya zorlandı. Senin tarafından. Ömer, benim seninle konuşmam gereken bir... Bu... Konuşursak... Sabahtan beri bunu arıyordum. Alabilir miyim? Zehra, benim seninle konuşmam gereken bir mesele var. Rica etsem benimle gelir misin? Birazdan gelsem Ömer'e bir şey söyleyecektim. Biraz acil ama. Sonra konuşuruz. Tamam. Jülide'ye itimat etmemen gerektiği konusunda defalarca uyardım. Eğer görüşürsen başımıza türlü felaketler getireceğini söyledim. Haberim yoktu geleceğinden. Sonuçta geldi ama. Bilmiyordum. Bak, o kadın yıllardır birbiriyle gül gibi geçinen torunlarımın arasına nifak tohumları ekti. Bunu görmüyor musun? Hatalısın. Ama hala hatanın büyüklüğünü anlamıyorsun. Bakın, o kadın kapımıza kadar geldi. Ve bunun müsebbibi sensin. Jülide'yi hayatımıza sen soktun. Manzarayı izler gibi neye bakıyorsun acaba öyle telefonda? Kerem'i merak ediyorum ya. Ne yaptı acaba? Nasıl oldu? Hayatım, o elindeki teknoloji harikası şey bu gibi sorulara cevap vermek için var. Arasana. Ya uyuyorsa şimdi? Sabah. Sen gerçek misin? Ha? Hay hepimize imtihan olsun diye mi gönderildin acaba? Kızım meraktan ölürken aramamak nedir? Şimdi yanlış anlarsa diye. Hayda. Kızım niye yanlış anlasın? Ay, ben Kerem'in yerinde olsam var ya seni süründürürdüm. Ne yani, aramıyorum diye mi? İlgilenmiyorsun diye. Yahu ara. Bilsin merak ettiğini, sevdiceğini düşündüğünü. Ay tamam. Senin mıy saatin gelmiş yine. Ben çıkıyorum. Bugün çalışmayız herhalde. Hı. Sabah. Bak aklını başına topla. sen böyle mıy gereksiz her şeye utanırsan Kerem'i kaybedeceksin. Hatta başkası olsa çoktan gitmişti. Hah. İyi insan gitmez, lafının üstüne gelirmiş. Ne oldu? Beni mi konuşuyordunuz? Vallahi ben değil. Sabahtan beri seninle ilgili konuşuyor. Meraktan kurdeşen döktü. Neyse, ben gideyim hadi, siz rahat rahat hasret giderin. İyi misin? İyiyim. Toparlandım biraz, sen? Ben de biraz yorgundum ama şimdi geçti. Seni görünce. Kerem, bir yerin acıyor mu? Sevindim. Bu kadar mı? Nasıl yani? Hiç. Yani öylesine sordum. Neyse. Hadi kalk, biraz hava alalım, gezelim, dolaşalım. Sonra da bana gideriz. Yani iyi olurdu tabii ama... ben dün gece hiç uyuyamadım Kerem, çok yorgunum. Tamam, sen biraz dinlen, akşam gideriz o zaman. Akşam da bir sürü işim var. Tamam. O zaman ben yan tarafa geçiyorum, sonra konuşuruz. Hala inanamıyorum Fatma abla. Böyle çirkin bir iftiraya atmak aklım almıyor. Sen üzülme güzel kızım. Seni ben de, etrafındaki herkes de gayet iyi tanıyor. Yıllardır namusumla yaşadım. Kendi ekmeğimi kendim kazandım. Böyle bir şeyin iması bile benim için ölümden beter. Çok ağır geldi. Biliyorum kızım. Üzülme. Başkasından duyacağına benden duy istedim. İftira. Kuru iftira işte. Aa, yok ama. Üzülme. Hazreti Yusuf'a bile iftira atmışlar güzel kızım. Hazreti Meryem'e. Bir sıradan insanların başına gelmiş. Çok mu güzel kızım? Senin başın dik, alnın ak. Hem senin arkandan şüphe duyacak kimse yok ki. Buna en başta ben izin vermem. Sen hiç merak etme. Sen miydin? Görmedim geldiğini, dalmışım. Farkındayım. Eve geldiğimizden beri böylesin. Bir şey mi oldu? Yo. Ne olabilir ki? Bilmem. Belki de babaannem bir şey söylemiştir. Ya da başka bir şey. Yok. Ben sadece öyle düşünüyordum. Bizi mi? Bizi de tabii. Bunu duymak güzel. Ama sadece bizi değil. Son günlerde yaşadıklarımızı. Ayşe'lerin gidişini. Ayşe'ler. Evet. Ben Ayşe'yi kaybedebilirim. Hayır. Öyle bir şey olmayacak. Hatırlasana. Beni de kaybedeceğini düşünmüştün. Evet. Zordu. Çok zor. kuş tüyü gibi elimden uçup gitmenden korktu. Ama gitmedim. Buradayım. İyi ki. İyi ki gitmedim. Sen gitseydin ben ne yapardım? Ayşe de gitmedi Ömer. Geri gelecek. İkiniz sadece sarsıldığınız bir dönemden geçiyorsunuz şu anda. Ama biz el ele vereceğiz. Ve her şeyi yoluna koyacağız. Merhaba Hamiyet Hanım, nasılsınız? Aysel'le konuştum. Kardeşi miymiş? Kardeş demek. Kardeşiymiş. Ay, biz de zaten başka türlüsüne hiç ihtimal vermedik Fatma Hanım. Ama işte Aysel Hanım da boşu boşuna üzdük. Dünya savaşına yıkıldı. Perişan oldu. Gözünden akan yaşı bir görseniz. Ben de söylediğime pişman oldum ama söylemesem olmazdı. Namus bu. Fatma Hanım, o kadar üzgünüm ki anlatamam size. Ama artık boş işte. Olan oldu artık. Ama Aysel'in bu saatten sonra kolay kolay affetmeyeceğine eminim. Ah, gördün mü Hamiyet? Nelere sebep olduk. Keşke hiç Fatma Hanım'a söylemese miydik? Son pişmanlık fayda etmez Şükran. Kadıncağızı boş boşuna üzdük. Hangi kadın bu dedikoduları duysa perişan olur? Ne yapıp ne edip Aysel Hanım'ın gönlünü almamız lazım Şükran. Ay, perişan oldu kadıncağız boşu boşuna. Ya, Cevriye de kötü bir niyeti yoktu ama... Ah Şükran ah. Dur Cevriye'yi de bir arayayım da. Şimdi o da çok üzülecek. Ay dur. Hemen olayı büyütmeyelim, sakin ol. Bir geldiğinde söyleriz, kapat. Aradım artık. Alo Hamiyetciğim, nasılsın? Ah Cevriyeciğim ah. Neler oldu bir bilsen. Ne oldu ayol? Ay kötü bir şey mi var yoksa? Hani Aysel Hanım'ı görmüştün ya biriyle. İşte o kardeşiymiş. Hey, ne diyorsun? Ay eyvahlar olsun ayol. Vallahi biz de çok üzüldük. Ya kadının günahını boşu boşuna almışız. Şimdi Fatma Hanım'dan duydum. Ya meğer Almanya'dan kardeşi gelmiş. Gördüğün adam oymuş işte. Ah hep benim yüzümden görüyor musun? Ay Hamiyetciğim ben hemen Aysel Hanım'ın yanına gideceğim. Ya dur telaş etme. Geldiğinde birlikte gider özür dileriz ha. Ay yok ben bu beballe uyku uyuyamam, ben gideceğim Aysel Hanım'ın yanına yok. Peki. Çık. Ne oldu Cevriye abla, hayırdır? Ay su damlam, benim hemen çıkmam lazım. Ben de hamur yoğuruyordum. Ay sen devam edebilir misin buna? Bu beklerse kabarmaz çünkü. Tabii ben hallederim de kötü bir şey yok değil mi? Ay, yok. Zaten hemen geleceğim ben. Ay kusura bakma sana da böyle iş yükledim ama. Yok olur mu? Ben seve seve yaparım. Hadi kolay gelsin. Güle güle. Zehra, sen ne yapıyorsun? Sence? Ben senin hamur yoğurabildiğini bilmiyordum. Bu 10 yaşından beri yapabildiğim bir şey. Yani lütfen beni hafife almayın. Ben profesyonel bir ev kadını olarak yetiştirildim. Öyle mi? Hı hı. Hediye abla alışverişe gitmiş de Cevriye ablanın da acil bir işi çıkmış. O yüzden iş bu profesyonele kaldı. Ne o? Pişman mısın yoksa? Yok hayır, ben çok severim hamur yoğurmayı. Güzel. Hı. Tüh. Ne? Önlük. Evet, önlük. Verebilir misin diyecektim. Tabii, nerede? Şurada ikinci çekmecede olması lazım. Sarılsam, kollarıma alsam seni. Sarılacak. Zehra. Sarılabilir miyim diye soracak. Hayır. Ne hayır? Sen ne soracaktın? Olmuş mu? Ne olmuş mu? Önlük. Evet oldu, teşekkür ederim. Madem buradasın, burada böyle boş boş dikilmek yerine acaba yardım mı etsen? Ben? İyi de ben ne yapacağım ki? Yani ben hamur yoğuramam. Yok, korkma. Hamur yoğur demeyeceğim de işte ellerimi görüyorsun. En azından şu paketi açıp biraz un döksen. Ha, tamam ben un yaparım, kolaymış. Elimden düştü, patladı. Şu halimize bak, yani sadece paketi açacaktın. Çok komik görünüyorsun. Sen nasıl görünüyorsun acaba? Tamam, yani madem başladık bari şunu bitirelim. Sonra da buraları toplamamız lazım. Sen mi temizleyeceksin? Yani biz bu hale getirdiğimize göre evet. Tamam, Suzan temizler. Suzan izinle. Hediye abla da burayı böyle görürse var ya kalpten gider. Hadi hadi dök biraz daha bari. Ömer ne yaptın? Dök dedin, döktüm. Biraz dedim. Ben de biraz döktüm zaten. Hepsini boşaltmadım ya. Bir de hepsini boşaltsaydın. Benim birazım bu kadar yani. Ne yapayım? Olamaz mı? Bilerek mi yapıyorsun yoksa? Yani bir daha yardım etmemek için. Aslında iyi fikir. Bir dahakine aklımda olsun. Hani biraz tembel miyiz? Tembel. Ben. Yani. Ben tembel miyim? Ömer ne yaptın sen? Hayır. Evet. Zehra, hayır. Evet Ömer. Zehra, eğer böyle bir şey yaparsan... Sen beni tehdit mi ediyorsun? Evet. Yani hayır. Bak, eğer onu yaparsan... Ne olurmuş yaparsan? Sonuçlarına katlanırsın. Sonuç? Ne tür bu sonuç acaba? Söylememi ister misin? Hı? Ne demek bu? Zeki kızsın. Tahmin et. Ömer. Efendim Zehra. Ne? Ömer. Sakın. Kaçmaya çalışma. Başaramazsın. Ay ben geç kaldım diyecektim. Paketimiz hazır. Mumları da içine koyuyorum. Cevriye Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Aysel Hanım. Sizinle biraz konuşabilir miyiz? Tabii, buyurun oturun. Ben hemen geliyorum. Ne diyeceğim ki kadına şimdi? Ben boşuna günahınızı mı aldım diyeceğim. Ah Cevriye ah. Şimdi ayıkla bakalım pirincin taşını. Allah'ım bana yardım et. Bir şey içer miydiniz? Yok, çok sağ olun. Lütfen oturur musunuz Aysel Hanım? Ben bunu size nasıl söyleyeceğim bilemiyorum ama anlatmam lazım. Vicdan azabından öleceğim çünkü. Hayırdır Cevriye Hanım? Aysel Hanım, ben o gün sizi kardeşinizle dükkanda gördüm. Hamiyet Hanım'a da gördüm dedim. Ama vallahi kardeşiniz olduğunu bilmiyordum. Bir de yani Salim Bey'le görüşme durumunuz olmasa bana ne der geçerdim de... Çok büyük bir ayıp ettim. Çok büyük bir günah işledim ben. Yani yer yarılsa da içine girsem. Ama zamanı geri getiremiyorum ki. Aysel Hanım, sizden binlerce kez özür dilerim. Ama derseniz ki ben özrünüzü kabul edemem. Bunun için size gönül koymam. Çünkü sizi çok üzdüm ben. Çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Hatta ilk duyduğumda inanın kahroldum diyebilirim. Ama olan olmuş Cevriye Hanım. Gelmeyebilirdiniz de. Hatayı anlayıp buraya kadar gelmeniz büyük bir erdem. Özrünüzü kabul ediyorum. Affettiniz mi beni? Elbette. İçiniz rahat olsun. Özge, ben çıkıyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sen daha burada mısın? Az bir işim kaldı benim. Onu halledip çıkacağım. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Büyük an geldi. Hadi bakalım Özge. Bütün dosyaları gönder. Ve bu işten sonsuza kadar sıyrıl. Kimsenin benden şüphe etmemesi lazım. İhale dosyalarından sonra size gönderiyorum. Hayır, tabii ki kendi e-posta adresimde gelmeyecek. Evet, İpek Korkmaz adından gelen mailleri. İşte böyle. Aysel Hanım benim özrümü kabul etti. Var ya, beni kıracak bir kelime bile etmedi biliyor musunuz? Ay ne yüce gönüllü kadınmış. Allah ondan razı olsun. Hey, görüyor musun Hamiyet? Şu Aysel bir kere daha gözüme girdi. Affetmek büyüklüktür Şükran. Ama yalnız Cevriye değil. Bak bizim de gidip ondan özür dilememiz lazım. Evet. Gidip kendimizi affettirelim. Ay yoksa ben bu vicdan azabıyla yaşayamam bayanlar, söyleyeyim. Ben bu yaşıma kadar kimsenin günahını almadım kızlar. Hayır, bu sefer nasıl bir gaflete düştüm ben de anlamıyorum. Hayır, o beni affetti, Aysel Hanım beni affetti. Ama ben kendimi nasıl affedeceğim onu bilmiyorum. Ay, kendini de bu kadar heder etme artık Cevriye. Olan olmuş. Benim Aysel Hanım'a yaptığımı var ya düşman olsa yapmaz. Ne demek erkek kardeşini sevgilisi sanmak ayol? Ay dilime eşek arısı soksun benim. Sana bir şey soracağım ama ne olur açıkça söyle. Seni fazla mı zorluyorum? Yani sanki her şeyi ben istiyorum diye yapıyormuş gibisin. Benimle zaman geçirmek. Hatta benimle konuşmayı bile sanki kendi tercihin değilmiş gibi. Yani öyle değil tabii ama... Ama ne? Buradan gideceğimi düşünüp telaşlanan sensin. Dün gece beni merak etmeyen de sensin. Anlayamıyorum. Ya... Bir şey söylüyorum, itiraz ediyorsun. Bunların hepsini yapan sensin. Bana lütfen bunu bir açıkla. Tamam. Peki. Seni buna daha fazla zorlayamam Sabah. Evet. Seni çok seviyorum. Yanımda olmanı her şeyden çok istiyorum. Ama seni buna zorlayamam. Bence sen biraz düşün. Kafanda netleşsin. Kerem! O kadın yıllardır birbiriyle gül gibi geçinen torunlarımın arasına nifak tohumları ekti. Bunu görmüyor musun? Ömer'e her şeyi anlatmak zorundayım. Ona bu haksızlığı yapamam. Zehra, iyi misin? Pek değil. Gündüz iyi görünüyordun mutfakta. Bir şey konuşmak istiyorum. Şöyle oturalım mı? Zehra, canını sıkan şey ne bilmiyorum. Ama lütfen rahat ol. Ayşe'yle olan durumunuz beni çok üzüyor Ömer. Biliyorum. Senin üzülmen beni de üzüyor. Ben yine eskisi gibi olmak istiyorum. Bunun için de... Zehra, senden bu konunun dışında kalmanı rica ediyorum. Lütfen. İyi ki benimlesin. İyi ki hayatımdasın. Ne yapacağım? Nasıl söyleyeceğim gerçeği? Adam, ne olur bana yardım et. Şimdi güzel cümle. İyi geceler. Sana da. Gerçekleri öğrendiğinde bana yine öyle bakacak mısın? Aşkla, sevgiyle bakacak mısın Ömer? Arkadaşlar bir dakika beni dinler misiniz? Maalesef haberler iyi değil. Aslında bu durumu Nihat Bey açıklayacaktı ama kendisi katılamayacak. Benim bildirmemi söyledi. İhale 2 saat önce tamamlandı. Ve biz maalesef ihaleyi kaybettik. Bu nasıl olur? İnanamıyorum. Ben de inanamıyorum. Gerçekten çok iyi hazırlanmıştık. Ama olmadı maalesef. Bu ihaleyi kazansaydık başarı hepimizin olacaktı. Biliyorsunuz. Şu durumda başarısızlık da hepimizin. Bu durumun tekrarlanmaması için en başarılı nerede hata yaptığımıza bakmamız lazım. En azından bunu başarmalıyız. Alo. Bilgi işlem mi? Bir saniye. Koray, bilgi işlem. Seni istiyorlar. Evet. Emin misiniz? Peki hangi adresten gönderilmiş? Bakın bu çok ağır bir suçlama. Doğru olduğuna emin misiniz? Nihat Bey'in haberi var mı bu durumda? Tamam. Anlaşıldı. İnanamıyorum. Sızıntı bizden mi gitmiş? Kim göndermiş peki? Bu bilgiyi check etmeden sizinle paylaşamam arkadaşlar. Hukuki sonuçları olan çok ağır bir suçlama çünkü. Asyacığım, canım. Ben seni çok özledim. Sen de beni çok özledin mi? Döndüler işte, döndüler. Özledim tabii. Özlemez olur muyum? Hem de çok özledim. Niye biliyor musun? Niye? Çünkü sen yokken ben kimseyle oyun oynayamıyorum. Üzülme değil, ben seninle oynarım. Annem de oynar çünkü o seni çok özledi. Sen de onu çok özledin mi? Özledim. Hadi gidip Zehra ablamı uyandıralım. Ben onu da çok özledim. Hatta senden daha çok özledim. Anlaşılan birileri Zehra ablasını benden daha çok seviyor. Öyle mi? Evet, çok seviyorum. Ama seni de çok seviyorum. Hadi bakalım. Döndünüz demek. Yok, dönmedik. Dönmediniz mi? Nasıl yani? Ayşe nerede? İçeride Aslı için birkaç parça eşya topluyor. Ömer, ya kusura bakma, ben Ayşe'yi ikna edemedim. Taşınmakta kararlı yani. Hı. Anladım. Beni çağırmışsınız. İhale dosyalarının sızdırılmasıyla ilgili ne düşünüyorsun İpek? Sence kim yapmış olabilir? Ben bilmiyorum. Bir fikrim yok yani. Bilmiyorsun öyle mi? Ama ben biliyorum. İpek, bunu neden yaptın? İhale dosyalarını rakip şirkete nasıl sızdırırsın? Ömer? Sakın bir şey sorma. Benimkine kırmızı Zehra abla. Kızmış mı? Aa, onu nereden çıkardın? Asya'cığım hadi sen doğru mutfağa. Bak bakalım Hediye abla senin için ne pişiriyor? Çikolatalı kek. Zehra. Ayşe'cim ne olur gel Ömer'le konuşalım. Ona her şeyi anlatayım. Böyle evi terk etmene göz yumamam. Bütün bu olanların sorumlusu benim, sen değilsin ki. Sakın Zehra. Sakın. Abime hiçbir şey anlatmayacaksın, tamam mı? Bak ben her şeyi göze aldım. Kızsa da, bağırıp çağırsa da önemli değil. Yeter ki gerçek ortaya çıksın. Siz iyi olun. Zehra. Ben de her şey eskisi gibi olsun çok isterdim. Ama abimin şartlarını düşünürsek bu mümkün değil. Ama canım bak benim kararım kesin. Ben annemle görüşmeye devam edeceğim. İyi de böyle nasıl devam edecek? O sana kırgın. Sen olmadığın için üzgün. Abimin sevdiklerini korumak için kurduğu demir kafesin kapılarını açacağını sanmıyorum Zehra. Ama annemin gözyaşları benim kafesimin demirlerini eritti. Ben artık ondan vazgeçemem ki. İyi misin? İyiyim. Endişe etme. Ömer, benim seninle konuşmam gereken çok önemli bir konu var. Başka zaman konuşsak. Şu an hiç uygun zaman değil. Hayır Ömer. Konuşacağız. Konuşmak zorundayız. Seni dinliyorum. Ayşe'yi annenle yani Hanım'la görüşmeye ben ikna ettim.